İmge ve kavram arasında bir ayrım konusunda sizi uyarmam lazım. Nedir o? Şimdi mitosla logosu ben Türkçe'de imge ve kavram diye karşılanması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden inançla düşünce dinle felsefe arasındaki temel ayrımı, imge ile kavramı karşıt, dinle felsefeyi, inançla düşünceyi karşı karşıya koymak yerine imgeyi bir başlangıç, kavramı hazırlık safhası olarak gördüğümü belirtmem lazım. Yani aslında hepimiz gençliğimizde imgelerle düşünürüz. İmgelerle dünyayı anlamlandırırız. Zihinsel yeteneklerimizi eğittikçe imgelerin yerini kavramlar alır. Mitosun yerini logos alır. İnançların yerini düşünce alır.